sen anlat kara deniz. Eşan? Dışarı mı? Hı hı. Bu ara hep bir gezmelerdesin kuzen. Bilmem gereken bir şey mi var? Sevgili yaptım da senden saklıyorum. Asıl benim bilmem gereken bir şeyim var. Sen böyle sabah akşam yalnız çıkmalar, bir gizemler, bir sırlar ha? Yaşıyor. Karadeniz havası Eşan. Belki yaylalara çıkıp yoga yapıyorumdur. Sen de pilatese mi yoksa? Cimilli kuma canım. Kalelilerden kumalıyorlarmış hala. Cemil Dağ Devren'i pek sevmezlermiş de, belki beni severler, hı? Seni kim sevmez? Hadi görüşürüz. Necip, ailem bugün de afiyette. Hadi yine iyisin. Saniye Kaleli gelecek dediklerinde açıkçası kulaklarıma inanamadım. Ama hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun Saniye Hanım, oturun. İki çift laf edip gideceğim. Sen de beni dinleyeceksin. Vallahi biz sizi mahkemede dinlemeyi çok istemiştik ama sonrasında duyduklarımız açıkçası pek hoşumuza gitmedi. Şimdi söyleyeceklerim de hoşuna gitmeyecek o zaman. Şimdi dikkatimi çektiniz işte. Dinliyorum. Nefes'le Tahir evlenecekler. Ben bu ne haberin olsun diye söylemedim. O gariyle uşağını al git buradan. Yattı artık. Teşekkürler. Güle güle. Saniye Hanım. Çıkabilirsiniz. Çıkabilirsiniz. Thank you.
Yiğit odana git. Yiğit odana git. Bak sana zarar vermek istemiyorum, odana git. Merdivenlerden sola. Eyvallah. Bekir abi. Tahir. Uşağım. Bir gel bakayım benimle. Abi. Gel bir gel. Gel dedim. Bacım iyi günler. Bekle burada. Onunla evlenecek misin? He abi. Hayırdır, sıkıntı mı var? Ateş at dersin, biliyorsun değil mi? Evlilikten ateş diye bahsettiğini duyarsa yenge canını okur abi. Bence tövbe de. Olayı kaynatma. Dul ve çocuklu bir kadın Ali'sin uşağım. İkinizi de yakacağız. Dul olması için önceden evli olması lazımdı abi. Ama diyelim öyle, kime ne? Benim kimseyle işim olmaz, sizin de benimle olmasın. Uğraşmayın benimle abi. Ya. Ha bu arada. Eğer bu kızın canını yakarsanız ben de sizin canınızı yakarım. Bunu da bütün köye böyle söyle. İşimden canını yakmaya başladılar değil mi? He Nefes, başladılar. Hayır bak. Nefes, zaten milletle uğraşacağız belli. Ama sağ dünden beri çok bize ayar olayım, zorlama beni ha. Selamın aleyküm, aleyküm selam. Nikah için gün alacaktık. Ne zamana istiyorsunuz? En erken ne zamansa, mesela bu akşam. O kadar acil mi? Doktor, raporunuzda acillik bir durum yok. Allah Allah. Rapor nereden bilecekmiş acil olup olmadığını? Yani bu tür aciliyetlerin sebebi genellikle gebelik olduğu için. Sana arkadaşım aciliyet sebebinden. Belki geberiyorum kadının sevdasından. Belki bir an önce kavuşmak istiyorum. Sana. Sen ver şu günü. Ay sakin. Tamam. Yarın nasıl? Nasıl? Güzel. Güzelmiş. Tamam, nereye imza atıyoruz şimdi? Rica edeyim. Kader. Şunları dolduralım. Selamünaleyküm Gültekin abi. Ooo, Asiye yengem yeni model bilezüklerin kokusunu almış da gelmiş. Yeni modellerim mi geldi oy nenem yarabbi? Yani gelmez olur mu yenge? Hem daha kimseye göstermedim onları ha, gözüm kör olsun. Niçin? İlk sen bakı da seçesin diye hepsini gizledim. Koydum onları aşağı. He, ben de salam ya. Yedim abi dedi onu. Haydi oyalama, ben de çıkar bilezikleri. Bilezikleri? He. Aman çıkarayım. Tam yengeme layık bilezikler. Bakayım. Bu ince bu. Sen bunu telgraf Naciye'ye satarsın. Al bunu. Vallahi benden duymuş olma da... telgraf Naciye yenge de geçen gün senin için aynısını dedi. Oo, canlı yayın aracı. Ne dedi? Ne diyorsun? O dedi bacı. Asiye anca bu ince bilezikleri alır. Sen bunları sakla da Asiye geldiği zaman o satarsın dedi. Benim iki bilezum onun evini satın alır be. O kim oluymuş? Ben de aynısını dedim ha. La dedim ha, ne diyorsun sen ya? Sen ne diyorsun dedim ya. Asiye yengem benim dükkanıma gelir. Öyle hiç fiyatına bakmadan. En gösterişlisi hangisiyse. O ne alır dedim. Uyy.
bunun nakışları ne kadar da güzelmiş. O kadar da güzelmiş. Ertuğ bunu beğenmez. Bu benim olsun. Bu da benim olsun. Ha bu da benim olsun. Ertuğ derken Asiye yenge. Hey Gültekin abi. Tek başıma yetemedim kaynanama. Bize bir gelin lazım. Var mı bildiğin? Hanım bir kaynana bilirsen o da olur. Takas ederiz. Oy, bak. Ha bu tam Eltum'a layık. Bu Eltum'un. Çıkar. Ha mı? He çıkar abi. Aman çıkaralım. He. Hesapla bakayım şunları. Ha bunlar hemen. Hı. Köşünde ha bu. İşte sabah. Sifir, sifir, sifir. Sifiri bol mu buldun sinisin kıçına başına? Bu ne de o? Ver bakalım şuradan bağ makine. Yani iyiyim yenge. Ha bu ne du? Oldu. Hepten vereyim bunları sahaba devaya. Ben kapatıp gideyim dükkanı. Ne du yani? Kapat ula kapat. Sana bundan sonra kum tanesi verenin ebesine rahmet. Ağzına sıçtığımın Cemil'i. Piyasada ne kadar müşteri varsa hepsini topladı da. Utanmasa üstüne para verecek ha. Gelin benim kumumu alın diye. Ah ulan ha. Ama dur, sen benim elime düşeceksin. Yavşak! Durumlar kötü mü abi ya? Yok yangazım. Neden kötü olsun? Maşallah. Paranın, müşterinin içinde eziyoruz ya. Haberin yok mu? Benim yok. Lan sizi yangaz gelin sikerine! Yalan be! Yenge yetiş. Hayırdır yengez, nereye yetişeyim? Mustafa abim kudurdu. He, anladım. O zaman siz gidin düşünün önüne, sizi bileme parçalasın, hırsını alsın. Çünkü ben gelince daha da kuduracak, paraları bitirdim da. Yenge etme. Ettim bile yengez. Haydi, ben gelene kadar siz gazını alın Aycun. Yenge Mustafa abimin gazını alın dedi. Neyse ki? Şu ölümü gösterip ayrılığa razı etme şeysi vardı, onu mu yapsak? Epeydir de yapmayırık onu ha. Ha. Haydi. Safır Allah, safır Allah, safır. Safır Allah, safır Allah, safır. Ula Vedat'ın çeklerin az kaldı. Cemil, her müşteriyi kapay. Para istemeyin, yakarım. Durum vahim ikizim. Desene benim söylediğimle iyice kuduracak. Demesem mi ya? Yok ya, diyeyim de kurtulayım ben. Sen bilirsin ikizim. Allah rahmet eylesin. İyi adamdın. Bence de nur içinde yatayım ben. Lan! Ne diyeceksen Hüseyin! Abi. Ben Nazar'la evlenmeye karar verdim. Ne? Nettun Nettun? Kim lan? Nazar'la. La hangi Nazar'la? Abi Cemil abinin kızı Nazar'la. Hangi Nazar'la olacak ya? Seni tanıyorum. Etlerin cımbızla yuvarlandırırım seni ya. Cımbız ne Duda? Hiç yakışık kaldı mı? Hadi tut şunu. Tuttum abi. Demek Cemil'in kızı Nazar'la evleneceksin ha? Sağ kalırsam he. Ulan! Abi vurma dur şaka yaptım. Bende hiç o kutubet Cemil'in kızı Nazar'la evlenecek göz var mı? Şaka mı ettin? Şaka ettim he. Emin et. Hem vallahi hem billahi. Ulan yüreğime indireceksin. Fatih. Abisi hıyar. Abi otur tamam. Ay. Allah sizin nenenizin... Tövbe. Geçti, geçti sakin. Ah,
Mustafa'm kolay gelsin. Nasıl? Kırmızı yakışmış ha. Teşekkür ederim. Çarşıya çıktım da param bitti. Bir para alıp gitsem. Ne olacağım? Ha? Nerede ya? Eskiden mi? Ha? Haydi yalnızlar görüşürük. Haydi. Geç kaldım Mustafa, haydi görüşürüz. Oy Asya, oy! Oy tabi Asya'sı, oy! Vur kartın dibine, oh! Orhan. Kızım. Dağıttım içeriği, biraz toparlarsın. Necip ne oldu? Her şeyi kırdı döktü, biz de girmedik de. Saniye Hanım geldi. Gittikten sonra kırma dökme sesleri duyduk. Eğer biri gelirse haberdar et. Emredersiniz efendim. Selam Saniye. Aleyküm selam. Hıdır bize bir sıdıra mı eder o? Hayırdır? İçeri girebilir miyim? Güzel. Vallahi konağın içi de dışı kadar harikaymış. İlk geldiğim gece fark edememişim. Malum. Ne diyeceksen de. Asiye eve dönebilir. Haklısınız. Pek tedbirli davranamadım. Asiye Hanım'a da yakalanmak istemem doğrusu. O zaman hemen sadede gidelim. Şimdi Saniye Hanım. Siz gittikten sonra biraz düşündüm. Hani bana nefesi al git buradan dediniz ya. Dedim. Nasıl gideyim Saniye Hanım? Yaşadığı yerin önü polis kaynıyor. İş yerinin önü polis kaynıyor. Bir dakika yalnız bırakmıyorlar nefese. Bırakacaksın, evlenecekler mi yani? Elbette hayır. Siz bana yardım edeceksiniz. Nasıl edeceğim onu? Nefesi bana getireceksiniz. Ne diyeceğim de getireceğim. Benim onu görecek gözüm yok. Onun da beni görecek gözü yok. Herkes de bunu biliyor. Mustafa. Mustafa da nefesi istemiyor. Ama Tahir etmez bunu.
Saniye Hanım. Eğer ben nefesi alıp buradan gidemezsem, Tahir'le Nefes evlenecekler. Eğer ben karımın başka bir adamla evlendiğini görürsem, işte o zaman ne yapacağımı ben bile kestiremiyorum. Oğluma bir şey edersen hapislerde çürürsün. Mustafa'mın elinde senin itirafın var. Önce canınızı almam Saniye Hanım. Malınızı alırım. Bakın, durum şöyle Saniye Hanım. Mustafa'nın bana ödemesi gereken çeklerin vadesi yaklaşıyor. Mustafa şu anda bu parayı toplamaya çalışıyor ama eğer ben Mustafa'nın kum sattığı insanları satın alırsam, Mustafa bana borcunu ödeyemez. Mustafa bana borcunu ödeyemezse, emin olun ki hiç gözümü kırpmadan bu evi haczederim ve hepinizi kapı dışarı ederim. Yani anlayacağınız Saniye Hanım, eğer nefesi alamazsam Kaleli adına bu topraklardan sonsuza dek silerim. Edemezsin. Ederim. Mustafa'ya gidin. Nefesi bana getirmesini söyleyin. Eğer Mustafa nefesi bana getirirse çekleri ona veririm. Ailemi alırım ve buradan giderim. Tahir arkanızdan gelirse? Yurt dışına gideceğiz. Tahir asla bizi bulamaz. Tamam. Mustafa ile konuşurum. Mustafa ile konuşmayın. Onu ikna edin. Nefesi bana getirsin. Yarın. Yoksa çok yazık olacak. Bu konu en çok da oğullarınıza çok yazık olacak. Yarın haberleşiriz. Tamam. Tahir. Ne var Nefes? Şey... Biz şey olunca... Evlendiğimizde Nefes. Biz evlendiğimizde. Tamam, biz evlendiğimizde. Konakta mı yaşayacağız? Evet. Neden sordun? Annem beni istemiyor. Abin de istemiyor. Ya ben nasıl kalacağım o konakta? Alışacaklar. Üstelik evlendiğimizi duyar duymaz Vedat deliye dönecek. Nereden nasıl saldıracağı belli olmaz. Evde ben yokken aklımın sende kalmaması lazım Nefes. Başka soru? Yok. Sen nasıl emir buyurursan. Saniye Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk çocuğum. La ne demek bizden bir daha kum almayacaklar? Oğlum Vedat'ın çekini günü yaklaşıyor. Kumlar kaldı ya elimizde. Para yok da. Tamam Yangaz, haydi kapat telefonu. Gelinler buraya konuşuruz şirkette.
Ana hoş geldin ha. Geç otur. Sen gelir miydin ha buraya? Hayırdır? Vedat iyice sıkıştırdı seni. He mi? Boş ver ana. Sen düşünme bunları. Tahir'in evliliğini de düşünmeyeyim. Öyle mi Mustafa? Ana. Ben bulurum bir yolunu ya. Sen bırak. Düşünme bunlar dedim sana. Asıl sen düşünme. Ben buldum bir yolunu. Ne buldun? Vedat'a gittim. Ne? Ana! Bak sakın evleneceklerini dedim deme be. Dedim. Dedim. Ana ne dedim? Bağırma. Vedat nefesi geri almak için bir plan kurdu. Eğer ona yardım edersek sana çeklerini geri verecekmiş. Çekleri verecek ha? He. Ana, ben yemin verdim Tahir'e nefesi iti koruyacağım diye. O nefes karısını mı koruyacaksın, Tahir mi koruyacaksın? Ana. Edeceğim misin, etmeyeceğim misin? De onu bana. Başka yolun var mı ana? Eşyan içeride mi? Salonda beyim. Eşyan! Valla güzel toparlamışsın ha. Sanki hiçbir şey yaşanmamış gibi. Yiğit nerede? Odasında. Hazırlan. Gidiyoruz. Nereye? Amerika'ya. Ne? Yarın nefes bana geldiğinde hazırlanmak için az vaktin olacak. O yüzden vaktini iyi değerlendir. Nefes nasıl geliyor sana? Mustafa Kaleli. Şaka yapıyorsun. Yiğit'ten sonra nefes de mi sana getirecek? Çekler karşılığında. Ha. Nefesle Yiğit'le nasıl çıkacağız yurt dışına? Belki her şeyi önceden düşünmüşümdür Eşan. Belki her şey için bir acil durum planım çoktan beri hazırdır ha? Olamaz mı? Yapamaz mıyım yani? Benden beklemez misin? Ben senden beklerim de nefesi nasıl ikna edeceksin? Yani bunun pasaportu var, polis kontrolü var. Dur. Şehadet mi getireceksin? Sana bir şey anlatacağım. Nefes için de bir acil durum planım vardır Eşan. Ona öyle bir sürpriz yapacağım ki git desem bile kalacak. Vedat, ne sürprizi? Korkutuyorsun beni. Korkma. Bana güven. Hadi şimdi sen hazırlan, ben de gideyim ve oğlumla biraz vakit geçireyim. Beyim. Benim ailen ne olacak? Merak etme Necip. Hep beraber gideceğiz. Yiğit. Ne yapıyormuş benim oğlum? Babacığım seninle konuşmamız lazım. Yiğit bana bak. Yiğit! Affedersin babacığım. Oğlum hazırlanman lazım. Yarın yola çıkıyoruz. Nereye? Çok uzaklara. Ama annen de bizimle geliyor. Gelmeyeceğim.
yok. Oğlum annen bizimle gelecek. Yarın yanımıza gelecek. Gelmeyelim. Tahir abim annemi bırakmaz. Hem Tahir abim beni de bırakmaz. Biz bir yere gitmiyoruz. Ya bırak şu Tahir abini artık. Yarından itibaren hayatımızda Tahir falan yok, anladın mı? Yarından sonra tekrar sen, ben ve annen üçümüz olacağız. Anladın mı oğlum? Kendini buna alıştırsan iyi edersin. Yiğit buraya gel. Yiğit buraya gel dedim. De bakayım şimdi, nikah ne zaman? Yarın. Vay damat vay. Ay sen büyüdün de damat mı oldun sen? Sen bize horon mu teptirecektin sen? Lan! Özlem hemen. Amca. Yiğit artık hep bizle yaşayacak değil mi? İnşallah amca. İnşallah. Tahir. Abi sakın. Bu nikah olacak. Eğer rızan varsa konuş, yoksa sus. Tamam koçum. Ben o vakit bilemez, susayım. Eyvallah. Ana. Var mı diyecek son bir şeyin bana? Ben diyeceğimi dedim. Ama madem dinlemedin, hayırlı olsun. Eyvallah ana. Bana sormadın. Sorayım yengem. Var mı diyeceğin bir şey bana? Var. Düğünü nerede Edecuk? Vazgeçtim yenge. Sağ ol, sorma. Yengem, senden bir şey konuşmam lazım da, gireyim mi? Tamam, olur. Ama tepemde dikilme. Şimdi yengem, böyle zamanda seninle ananın konuşması lazım. Ama ananın durumu ortada. He yenge. Ortada. Şimdi ben de senden büyüğüm. Yenge demek ana yarısı demek. Öyle midir? Şimdi bir düşündüm da... Saniye ananın yarısı olmak pek de matah bir şey değil.
Yengem, sen benim ablamsın, sırdaşımsın, suç ortağımsın. Bu evde biri bana bir şey diyecekse buna en çok yüzü olan sensin. Öyleyim değil mi? Oy yengesi sıfatını sevsin seni. Da, sadede mi gelsin be yengem? He, şimdi yengem, siz evlenince ben size senin odanımı hazırlayayım, yan odayımı hazırlayayım. Nefesle Yiğit'e yan odayı hazırla yengem. Tamam yengem. Nikah memurunu da buraya getirin. Milletle uğraşmadan bahçede kıyarız nikahı. Tamam mı? Yengem. Sağ ol. Benim gözüm bakayım. Hiç. Dalmışım öyle. Bu evdeki hayatına da alışamadan başka bir hayata başlayacaksın yarın. Tahir'i de başka bir hayata başlatacağım. Ya bırak o hıyarı. Hak etti. Teheccüd vakti kapılarımı dolaşırken düşünecekti bunları. Benim düşündüğüm sensin. Sen dersen ki bana, ben baba ocağını özledim. Bu ev sana her zaman açık biliyor musun? Sakın bunu aklından çıkarmıyorsun ha? Osman baba. Canım kızım benim. Bu söylediklerin benim için o kadar önemli ki. Bana baba kelimesini tek sevdiren kişisin. Bu arada bu her gelir seni üzerse gel bana. Tahir beni bilerek üzmez ki. Hem üzse bile ben kimseye söylemem. Aferin benim kızım. Eşler birbirlerinin sırrını vermez. Ben Asiye'me gelin çıkarken de demiştim buna. Eşler birbirinin kusurunu örter. Örtü olurlar. Örtü olurlar ama hak yemezler, hak da yedirmezler. Anladım. Hadi uyuyalım artık. Ben biraz daha kalırsam hüngür hüngür ağlayacağım burada. Ha? Hadi bakayım. Allah razı olsun sana. Size de hocam. Geçit vermez dalgalara.